Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Trabzon'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Çardak Bide'ye konuk olduk ve yanımızda işletme sahibimiz Erol Bey bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Bizler iyiyiz efendim. Sağ olun, sağ olun. Erol Bey, değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Erol Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verir efendim? Normalde bizim müessesemiz 41 yıllık bir müessese. Ama Çardak Bide olarak da 25. yılı bu mekanda. Sektörün içerisinde hizmet verir. 25. yılı. Aslen Trabzonlusunuz. Sektörde hizmet vermekteyiz. Aslen Trabzonluyum. Köyüm falan diyor, Trabzon'un merkezindeyim. Şimdi Erol Bey, ben biraz Çardak Bide'den söz etmek istiyorum. Evet, çok uzun yıllardır bu sektörün içerisinde hizmet veren herkes tarafından bilinen bir işletme. Tam olarak kaç yılında kuruldu ve verdiğimiz hizmetler nelerdir efendim? 1974 yılında sanayide kuruldu. Daha sonraki yıllarda sanayide hizmet verdi ve 1987 yılında da bu mekanda faaliyete başladı. Bulunduğumuz mekanda ürünlerimizden biraz söz etmek istiyorum. Özellikle pide alanında çok iyisiniz. Pidenin birçok türü, ürünün bulunmakta ama bunun yanı sıra farklı ürünlerimiz de mevcut. Evet. Şimdi biz tabii içerik olarak, konsept olarak pideciyiz. Ama tabii takdir edersiniz ki pidenin yanında, pide yemeye gelen insanlar, misafirlerin yanında mutlaka hepsi pide yiyecek diye bir kaydı yok. Pideye alternatif köfte ve ızgara tavuğumuz var. Ayrıca çorba çeşitlerimiz var. Bunun yanında alternatif yine salata çeşitlerimiz bulunmaktadır. Ürünlerimiz tamam bu. Ama biz pideciyiz. Genelde de pidede kıymalı, peynirli, kavurmalı, açık kıymalı, işte yaprak kıymalı türünde daha da sınıflandıracağımız birçok pide çeşidimiz var. Şimdi efendim, bulunduğumuz mekandan söz ederken toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyoruz? Aşağı yukarı 800 bin metrekare burası. 1000 metrekare çok ciddi bir rakam. Yani mutfağı, içerisi, dışarısı, depolar hepsini dahil ederek konuşuyorum. 1000 metrekarelik ciddi bir alanda hizmet veriyorsunuz. Bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme şansınız? 185 kişiyi ağırlarız. 185. Aynı anda 285 kişiyi burada. Oldukça ciddi rakamlardan söz ediyorsunuz. Evet. Efendim, bu kadar insana aynı anda aynı kalitede hizmet vermek için uzman kadro gerekli. Mutlaka tabii. Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı kaç kişidir efendim? Yani toplamda bütün elemanlarımızın sayısı 37. 37 kişiyle çalışıyoruz. Gerçekten bunların işini bilen. Ayrı birimlerde görevli ve vardiya usulüyle çalışıyoruz. Ve konuların uzmanları uzun yıllar tabii. Yıllardır bizle beraber. Tecrübesine sahip. Bizden emekli almış olan insanlar var. Bu sektörde emekli olmak zordu. Bu sektöre girip aynı yerde emekli olmak zordu. Hala emekliliği yaklaşmış olanlar var. Bizim kuruluşumuzdan beri hala bizde çalışan elemanlarımız mevcut. İlk günden bu yana sizde çalışanlar mevcut ki bu damak tadının değişmediği anlamına da geliyor biraz. Yani tabii. Şimdi efendim, dediğimiz gibi fevkalade güzel bir konumdasınız. Evet. Gayet kaliteli, eğitimini almış, uzun yıllar bu işte tecrübe sahibi olan arkadaşlarımızla hizmet vermektesiniz. Size gelen değerli misafirler genelde nerelerden gelirler efendim? Yani bize Türkiye'nin her yeri dahil olmak üzere Avrupa'daki bizim yerli gurbetçilerimiz. Bu da Avrupa'daki bütün ülkelerde, Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, İsviçre'de, birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan, yazın iznini kullanan ve bizim bölgemizde, yani Trabzon, Giresun, Ordu, Karadeniz, Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlar bize geliyor. Ayrıca yazın, özellikle yazın, yabancı turistlerimiz, işte daha ağırlık Yunanlılar, Kanadalılar, Amerikalılar, İngilizler, Almanlar buraya geldiklerinde önce burada yemek yerler, daha sonra tarihi yerleri gezerler. Dönüşte tekrar yemek yiyip gemiyle gelen gemiyle gider, uçakta gelen uçakta gider, arabayla gelir. Ama mutlak bir kez size uğrar. Tabii, giriş ve çıkışı oradandır. Şimdi Erol Bey, ben bu kadar konumla alakalı ve çalışan personelle ve size gelen değerli misafirlerinizden bahsettikten sonra mutlaka değerli misafirleriniz ve müşterileriniz sayesinde belli bir noktaya geldiğinizi de belirtmek istiyorum. Şükürler olsun. Herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak biliyorsunuz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok firmalar bulunmakta. Değerli misafirler niçin sizi tercih eder? Diğerlerinden farkımız nedir efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii gıda işinde, özellikle yemekte güven çok önemli. İnsanlar bize o konuda inanılmaz güveniyorlar. Ama bizler de o güveni boşa çıkarmamak adına üstün bir performans gösteriyoruz. Ve bizim aslında yaptığımız en önemli şey, sadece pide yapıyoruz. Biz pideyle herhangi bir şeyi yan yana koyup enerjimizi bölmüyoruz. Yani pide sektöründe sürekli kendimizi yenileyerek profesyonel olma yolunda devam ediyoruz. Takdir edersiniz ki tabii biz doğudayız. Bu bölgede marka olmak zordu. Yani
eğer siz marka olmak istiyorsanız mutlak ve mutlak çeşidi ve ürününüzü iyi tespit etmeniz lazım. Yani biz pidenin yanında şöyle söyleyeyim, bir sulu yemek yapsaydık inanın pidede bu kadar başarılı olamazdık. Biz sadece pide üzerine çalışmalarımızı ve pide üzerine geliştirdik. Her şeyimizi onun üzerine yaptık. Bizim başarımızın asıl sırrı burada. İkincisi de kullandığımız malzeme asla yan veya herhangi bir şekilde ayıplı mal kullanmıyoruz. Biz bu malın aslını kullanırız. Yani kullandığımız peynirde, ette, bu bölgenin yaylalarından tedarik elde edebildiğimiz kadarıyla ki tedarikte bir sıkıntımız yok. Yıllardır aynı insanlarla çalışıyoruz. Bizim ana 3 maddemiz var. Kıyma, peynir, et, yağ. Bir de unu katarsanız ki un da bizim bölgemizin unu ve bizim başarımızın aslında sırrı buradan geliyor. İyi malı, iyi malzemeyi kullanmaktan geliyor. Ve iyi malzemeyle zaten siz iyi şeyler yapmama gibi bir lüksünüz kalmıyor. Nide Usta'nın eline geçince harika bir ürün. Asla ikinci kalite veya kötü bir malzeme kullanmam yani. Bu domatesinden biberine kadar böyledir. Kendim bizzat halden her şeyi kendim alırım ve seçerek alırım. Zaten başarının sırrı da sanıyorum bu anlattıklarımızda gizli. Efendim biraz da ileri yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum. Şimdi tabii son 1-2 yıldır işte bu franchising üzerine çalışmalarımız var. Tam son aşamaya getirdik. Onunla ilgili de işte yakın zamanda muhtemelen işte ajanslara, billboardlara falan çıkacağız. Tabii o süreci işte nedir işte salon konsepti olsun işte orada çalışan insanların giyimleri olsun. İşte bunları belirledik. İşte izinlerimizi aldık. Onlarla ilgili çalışmalar yaptık. İşte son aşamada. Bu lezzetleri Türkiye'nin her noktasında görebilme şansımız olacak. Yurt içinde ve yurt dışında böyle bayilikler vermeyi düşünüyoruz. Çünkü bize yıllardır geliyor ama talep vardı. İşimizin yoğunluğunda hiç o tarafa bakamadık. İşte böyle ayırdığım vakitlerde de bir profesyonel firmayla çalışıyorum. Onlar da bize taslak hazırladılar. Taslağı hayata geçirmek üzereyiz. Efendim bu yolda da size başarılar diliyorum. Sağ olun. Bugüne kadar sizleri tercih eden değerli misafirlerinize vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? İnşallah bundan sonra da bizi tercih ederler. Biz onların tercihlerine sonsuz layık olmaya çalışacağız. Her zaman hizmetlerindeyiz. Her zaman müessemize bekleriz. En iyi şekilde ağırlayıp göndermek bizi çok mutlu edecektir. Erol Bey, bugüne kadar sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize izin verirseniz ben de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Buyurun. Değerli izleyicilerimiz, Trabzon'dan size seslendiğimizi çardak pidede olduğumuzu söylemiştik. Gerçekten kaliteli ürünleri, geniş bir ürün yelpazesi, son derece kaliteli sunumlarla bekleniyorsunuz. Damak tadını gerçekten önemseyen herkesin Trabzon'a geldiğinde mutlak buraya uğraması bizlerin de tavsiyesi. Zaten gelip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Erol Bey bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Size de başarılar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Trabzon'dan, Çardak Pide'den size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.